Burası Ayşe Hatun Kütüphanesi. Yanımda Mihrimah var. Mihrimah da buranın müdavimlerinden. Seninle biraz vakit geçirelim mi burada? Geçirelim. Hadi başlayalım. İstanbul'da 2019 yılından bu yana 9 yeni kütüphane açıldı. Artık açılan kütüphanelerde 10 bine doğru giden bir üye sayımız var. Müze Gazhane'de 7/24 açık olan Afife Batur Kütüphanesi'ndeyiz. Bizim için güzel bir çalışma ortamı sağlıyor. Büyük İstanbul Otogarı'na açılan Evliya Çelebi Kütüphanesi de yeni açılan kütüphanelerden biri. Buradan geçen, yolu düşen, seyahat eden herkes gelebilecek, herkes kullanabilecek. Babamın isminin bir kütüphanede yaşatılıyor olması çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Son açılan kütüphane ise restore edilerek İstanbullularla buluşturulan kütüphane troleybüs oldu. 8 kütüphanede daha açılış hazırlıkları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzaktan erişimi destekleyen teknolojik altyapıya sahip geniş okuma alanları, konferans ve etkinlik salonları, YouTube kayıt stüdyoları bulunan yeni nesil kütüphanelerini İstanbullularla buluşturuyor. Bugünün gelir düzeyinde gerçekten bir ailenin çocuğuna kitap alması çok zor. Artık açılan kütüphanelerde 10 bine doğru giden bir üye sayımız var. Görüyorum ki binlerce kitap da kullanılıyor ve ödünç alınıyor, iade ediliyor. Bu daha da büyüyecek, daha da artacak. Buna da katkı sunuyor. Hem yaşam alanı üretebilmek, hem onların sosyal ilişkilerini geliştirebilmek, hem de bugüne kadar hizmet ulaşamamış bu alanlara sosyal donatı hizmetlerini götürebilmek ana hedef. Kütüphanelerin açıldığı bölgeler İstanbul Planlama Ajansı'nın ihtiyaç haritaları esas alınarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 22 Haziran 2021'de yayınladığı kütüphane istatistiklerine göre Türkiye'deki toplam kütüphane sayısı 33.978. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %12,2 artarak 4.437.954 oldu. Türkiye'de kütüphanelere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. 50 bin yeni üye ve 300 bin ödünç kitap tespit ettik 2019'dan bu yana. Kağıt üretimi ve yayın evlerinin şu an içinde bulunduğu ekonomik zorluk yeni kitap üretimini, yeni kitap yayınlanmasını da çok zorlaştırıyor. Öğrenciler için, öğrenci harçlığıyla kitap almak çok ciddi bir zorluk. Dolayısıyla kütüphanelere daha çok yöneliyor gençler ve çocuklar. 2019 yılında 2.929 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen Türkiye'nin okuma kültürü araştırmasına katılanların yaklaşık %53'ü kitap fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor. Kitap fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphane projeleri daha da önem kazanıyor. Gelin İstanbul'un yeni nesil kütüphanelerine biraz daha yakından bakalım. Burası Ayşe Hatun Kütüphanesi. Yanımda Mihrimah var. Mihrimah da buranın müdavimlerinden. Seninle biraz vakit geçirelim mi burada? Geçirelim. Hadi başlayalım. Ayşe Hatun Kütüphanesi'nde yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar-okur buluşmaları, karikatür, illüstrasyon, senaryo ve bilişim atölyeleri düzenleniyor. Evde ders çalışabiliyor musun? Buraya geldiğinde ne değişiyor? Neden burada ders çalışabiliyorsun mesela? Öğretmen çok ilgileniyor, yavaş anlatıyor ve güzel anlatıyor. Nasıl öğrendin okumayı burada? Hocam bana yardım etti. Ne kadar sürede öğrendin? Neler yaptınız birlikte? Okuduk, yazdık. Hocam bana harfleri söyledi, ben yazdım, sonra birleştirdik, öyle okuduk. Uzun yola gidiyorsanız onun da bir çözümü var. Diyelim Büyük İstanbul Otogarı'na geldiniz ve biraz vaktiniz var. Yeni açılan Evliya Çelebi Kütüphanesi'ne gelip zamanınızı burada kitap okuyarak geçirebilir ya da seyahatinizde size eşlik edecek bir kitap alabilirsiniz. Burada otogarda bekledikleri süre içerisinde okuyabilecekleri, dinlenebilecekleri, çayını kahvesini alıp burada bekleyebilecekleri bir alan yaratmaktı amacımız. Ve o nedenle de burada aslında çok sayıda güncel kitabımız var. Bindu-
1910 yılında inşa edilen, 1912 yılına kadar atlı tramvay ahırı ve 1961 yılından itibaren İETT Trolleybüs Kuvvet Merkezi olarak kullanılan bu bina ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi ve kütüphane trolleybüs olarak kapılarını açtı. Uzun süre atıl bırakılan trolleybüs binası şimdi 20 bin kitabıyla hizmet veriyor. Restorasyonu tamamlanarak açılan Kadıköy'deki Müze Gazhane'nin içerisine ise gazhanenin restorasyonunda emeği geçen akademisyen Profesör Doktor Afife Batur'a ithafen Afife Batur Kütüphanesi açıldı. Müze Gazhane'de 7/24 açık olan Afife Batur Kütüphanesi'ndeyiz ve şu anda final haftası. Öğrenciler yanımda, kütüphaneden memnun kaldılar mı? Hemen sormaya başlıyorum. Yani kütüphane güzel, sessiz bir ortam, gayet sıcak, olanakları güzel. Konum itibariyle de çok iyi Kadıköy'de, bizim okulumuza da yakın. Ve bu tip yerlerin bence İstanbul'da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bana sessiz ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayabilmesi ve en önemlisi de ihtiyaç duyduğum zamanlarda yer bulabilmek. Çünkü hani İstanbul çok kalabalık bir yer ve final dönemlerinde hiçbir şekilde yer bulamıyoruz. Ne kendi üniversite kütüphanelerimizde ne de dışarıda. Ama böyle yeni kütüphanelerin düzenli olarak açılıyor olması güzel bir şey. Umarım daha da sayıları artarak devam eder. Yani bizim için güzel bir çalışma ortamı sağlıyor. Sessiz olduğu için de gayet güzel. Tıp kitapları acayip derecede pahalı. Yani sadece normal temel kitaplarımız değil, bir dershaneye gitsek onların kitapları da aşırı derecede pahalı. O yüzden kütüphanelerde yaygınlaştırılsa bence bütün tıp öğrencileri için çok iyi olur yani. İstanbul'un bir diğer ucuna gidiyoruz. Bu özel bölümde gördüğünüz kitaplar, Türk Edebiyatı'nın kilometre taşlarından eğitimci, yazar Fakir Baykurt'un ilk eserleri. Eserler yeni açılan Avcılar Yeşilkent Fakir Baykurt Kütüphanesi'nde yerini aldı. Babamın isminin bir kütüphanede yaşatılıyor olması çok önemsiyorum. Çok onur duyuyoruz kardeşlerimle birlikte. Babamın hasta yatağında son bıraktığı kitap, emanet ettiği kitap Eşekli Kütüphaneciydi. Biraz da o taraftan böyle duygusal bakıyorum. Kütüphanelere verdiği önem biliyorum. Biz çünkü kütüphanelerle büyüdük. Burası belki de kentteki yakın tarihli çağdaş literatürün, yayınların en fazla olduğu yer. Yayıncılık faaliyetlerini, Türkiye'nin yayıncılık faaliyetlerini bu mahallelere taşıyacağız. Adını hasretinden prangalar eskittim şiiriyle hafızalarımıza kazıyan usta şairden alan Ahmet Arif Kütüphanesi de haftanın her günü hizmet veren kütüphanelerden bir diğeri. Sultan Gazi'de bulunan kütüphane çocuklara özel ayrılan bir bölüme sahip. İçerisinde dijital yazılım ve video uygulamalarına yönelik atölye alanları ve dijital kayıt stüdyosu bulunuyor. Kütüphanenin giriş katında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlara yönelik açtığı bir istihdam ofisi de yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencileri rahatlatacak bir projeye daha imza atıyor. Arnavutköy'deki kütüphanemizi ziyaretimizde 7-8 genç kızımız liseli önümü kesti ve başkanım dedi biz bu sınav kitaplarını alamayız dedi. Test kitaplarını alamayız. Tanesi 100 lira olan test kitapçığı var dedi. Arkadaşlarımla da bunu konuştuk. Hemen harekete geçtiler ve bu yerlerde test kitapçıklarını biz gençlerimize ücretsiz vereceğiz. Hababam sınıfının unutulmaz karakterlerine hayat veren şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz'ın adıysa Arnavutköy'de açılan Rıfat Ilgaz Kütüphanesi'nde yaşatılıyor. Rıfat Ilgaz Kütüphanesi edebiyat, tiyatro, müzik ve sanat atölyeleri çocuklar ve ebeveynler için seminerleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Güngören Kütüphanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürün, sanatın ve kitabın ulaşmadığı ilçe kalmayacak ilkesiyle İstanbul'da açtığı 5. kütüphane. Genç Osman Mahallesi'nde yer alan bu kütüphanede haftanın her günü okuyucularını bekliyor.
kütüphaneye gidecek vaktiniz olmasa bile İstanbul'da ödünç kitaba ulaşmak giderek kolaylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nüfusun yoğun olduğu meydanlara kitap istasyonları kuruyor. İlk örneği Mecidiyeköy'de açıldı. İstanbul'un yeni kamusal sanat ve kültür alanı olan Mecidiyeköy Meydanı'na uğrayıp ödünç kütüphaneden kitabınızı alabilir, yolunuza devam edebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında İstanbulluların kitaba rahatça erişebilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.